Müdahalesi. Denizli Spor dün akşam stad ışıklarının kesilmesiyle yarım kalan maçın son 35 dakikasının oynandığı maçta Samsun Spor'la 2-2 berabere kaldı. PTT 1. Lig'in 4. haftasında Denizli'de oynanan maç stad ışıklarının bir bölümünün sönmesi sonucu yarım kalmıştı. Son 35 dakikası oynanan maç atılan karşılıklı gollerle 2-2 berabere bitti. Yeşil Siyahlılar'da 67. dakikada oyuna giren Cihan Özkaymak oyuna girdikten 5 dakika sonra 72. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 79. dakikada Musa Sinan'ın attığı golle konuk ekip farkı 1'e indirdi. Bu golle umutlanan Samsun Spor karşılaşmanın 89. dakikasında Fatih Kılıçkaya'nın kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da tayin etti. Maç sonu değerlendirmede bulunan Denizli Spor Teknik Direktörü Serdar Dayat, iki ayrı günde iki ayrı takım vardı sahada. Aradan 20 saat geçti, takımımı tanıyamadım, kaçan 2 puana yanıyorum dedi. Maçın değerlendirmesi iki ayrı gün, iki ayrı takım, iki ayrı müsabaka. Birinde bir 56 dakika, diğerinde bir 34 dakika. İlkinde 1-0 önde, ikincisinde 2-1 yenik. Sonucunda 2-2'lik bir beraberlik. Dünkü takıma baktığınızda, ofansif ve defansif olarak görevlerini yerine getiren bir Denizli Spor. Müdafasını en iyi şekilde yapmaya çalışan, müdafaa olgusunu 35-40 metreye yayan, alan ve adam paylaşımını iyi yapan, sonucunda rakibe pozisyon vermeyen bir takım. Tabii ki motive olma, o maçı hazırlanma, o maçı düşünme, o maçla beraber olma, o maçı oynama hevesi, isteği, arzusu dün 4-4'lük. 1-0 önde biten 55. bir dakika var. Oynamak istenen bir maç ama sonuç itibariyle iki takım da karar vermesi gerekiyor. Rakibin oynamak istememesi bizim de mantıklı karşılamamız. Dünün bitiren son cümlesiydi. Bugüne bakıldığında aradan 20 saat geçmesine rağmen bir ayrı takım iç motivasyonunu belki olması gerekenden fazla yaşayan ama heyecanını da yaşayan ve bu heyecanın vermiş olduğu negatiflikle ya da negatiflik demeyeyim de heyecanın vermiş olduğu sabırsızlıkla bazı şeyleri yapmaya çalışan bir takım. Eğer heyecanımızı biraz yenmiş olsaydık, bugün biraz daha kontrollü oynasaydık kesinlikle 3 puan bizim olurdu. Sonuç itibariyle alınan bir puan var, 2-2'lik bir sonuç ama 1-0 öndeyken, 2-0 yakalamışken 2-2 vermek benim için üzücü. Kaybedilen 2 puana yanıyorum ben. Bir de yenilen gol 90. dakika olduktan sonra yapacak hiçbir şeyiniz yok. Belki 3-5 dakikanız olsa siz de bir şeyler üretebilirsiniz ama oyunun şablonu olarak ikinci golü bulduktan sonra daha rahat, daha stressiz bir maç oynayacakken 2 duran toptan yenen gol var. Sonuç itibariyle heyecanımıza, daha olgun olmamıza istinaden puanları kaybettik diyorum. Umarım ilerleyen süreçte biraz daha olgun, biraz daha heyecanını yenebilen, biraz daha istediğini tam 90 dakika yayabilen bir takım seyrettiririz sizlere.